Merhaba. İstanbul Hepimiz girişiminin hazırladığı ve sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 7. programımızı sunuyoruz ve konumuz Lüleburgaz'da kadınlarla ilgili gelişmeler. Lüleburgaz bizim gündemimize Guangzhou ödülüyle girdi. Çin'in Guangzhou kenti 2 yılda bir kentsel inovasyon konusunda ödüle ev sahipliği yapıyor. Tabii inovasyon konusu veya sözcüğü hep teknolojiyi çağrıştırıyor ama bu ödül kapsamında sosyal inovasyonun yeri çok çok önemli. 171 aday arasından Lüleburgaz kadın konulu çalışmasıyla finale kaldı. Bugün hem bu çalışma üzerinde hem de Lüleburgaz'da kadınlarla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Konuklarım Lüleburgaz Belediye Başkanı Sayın Emin Halebak ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kevser Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Daha Lüleburgaz'dan çıktınız, geldiniz stüdyomuza. Çok sağ olun. Konuya Kevser Hanım'la başlayacağız. Bize Guangzhou ödülü konulu projeyi bir anlatır mısınız? Öncelikle ben de sesimizin ulaştığı herkese merhaba demek istiyorum. Guangzhou'da yaptığımız, yarışmaya katıldığımız proje aslında bizim neredeyse yaklaşık 15-16 yıldan beri üzerinde çalıştığımız ama 2015 yılında Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimleri Ağı NALAS için yazdığımız bir projeydi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın yöneticiler başlığıyla bir proje olarak göndermiştik. Bu projede tabii özellikle kurumsal kapasite açısından kadının çok önemli bir etkinliği ve rolü vardı. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Lüleburgaz Belediyesi'nde yönetici, üst yönetici kadınların oranı %50'nin üzerinde, %58 civarında dönem dönem değişiklikler olabiliyor. Belediye meclisinde kadın temsil oranı %30. Kent konseyi başkanımız bir kadın. Hatta Lüleburgaz'da çocuk meclisi başkanımız bir kız çocuğu. Dolayısıyla biz bütün bunları bir proje olarak anlatmak istemiştik. NALAS'taki öncelikle proje için. Sonrasında fırsat bulduğumuzda bunu Guangzhou'ya da gönderdik. Orada 301 proje arasında 171 şehirle yarıştı ve ilk 15 arasına kaldı. Giderken büyük heyecanla gittik ve kendi deneyimlerimizi açıkçası orada paylaşırken yeni deneyimler edineceğimizde çok farkındaydık. Evet, gittiğimizde biz ilk 15 içerisinde yarıştık ama ilk 5'e kalamadık. Ama çok önemli bir deneyimle geri döndük. Orada nelerin bizim tarafımızdan eksik yapıldığını görme fırsatımız olmuştu. Bizim açımızdan çok önemli bir deneyim oldu. En azından bundan sonrasında Lüleburgazlı kadınlar biz daha farklı alanlardaki mücadeleler için de hazırız diye düşünüyorum. Yani bu gördüğünüz eksiklikler çalışmalarınız çerçevesinde? Aslında biraz anlatmayla ilgili sorunlarımız vardı. Biz çünkü kentte kadınlarla birlikte başardığımız şeylerin kente yansımalarını anlatamamıştık. Yani kurumsal kapasitemiz orada çok net olarak vardı ama kente somut yansımaları konusunda işlerin çıktıları ve sonuçlar noktasında çok doğru verileri paylaşamamıştık. Ve tabii bize kritik sorular soruldu. O soruların cevaplarını verme noktasında bir takım sorunlarımız oldu. Sürdürülebilirlikle ilgili çok net olarak cevaplar veremedik. Ama uluslararası deneyim eksikliğimiz açıkçası bunu çok önemli etmenlerinden bir tanesiydi diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde bu konuda çok ciddi deneyimler edindiğimizi ben buradan söylemek istiyorum. Güzel. Şimdi belediye yönetiminde kadın oranı %58, Türkiye için ciddi bir oran. Ayrıca belediye meclisi de yanılmıyorsam Türkiye ortalaması %4 ama Lüleburgaz'da %30. Evet. Bunlar nasıl gerçekleşti? Tabii bunlar bir günde gerçekleşti demem mümkün değil. Ama herkes biliyor ki dünya çok hızlı değişiyor. Her şey değişiyor. Dün ne varsa bugün farklı bir noktaya gittik. Artık dijitalleşiyoruz. Endüstri 4.0'a geliyoruz sanayide. İnsanların özgürlük alanlarının tanımları değişti. Demokrasideki beklentiler değişti. Yerel yönetimlerden beklentiler değişti. Kentlerin pozisyonu değişti. İşte insanlar 2008'den beri kentlerde daha fazla yaşamaya başladılar kırsal kesime göre. 2040'a gelindiğinde dünya nüfusunun %70'i kırsal kesimde yaşayacak. Türkiye'nin %96'sı, pardon, kentlerde yaşayacak. Türkiye'nin %96'sı kentlerde yaşayacak. Bütün bu değişim ve dönüşüm içerisinde Lüleburgaz da kendi yerini almak zorunda.
Bu değişime direnebilmek, ona karşı çıkabilmek veya onun arkasında kalmak diye bir şey düşünülemez. Bunu günü gününe takip etmemiz gerekiyordu. Bunu takip ettik. Bir kasıtlı bilerek veya isteyerek değil, olması gerektiği için bu noktalara gelindi. Ben seçildiğimde Lorgaz Belediyesi'nde kadın yönetici sıfırmış. Hiç yok. Şimdi %58. Belediye meclisinde bir veya iki tane bugüne kadar kadın meclis üyesi olmuş. Şimdi 9 tane. Son derece iyi rakamlar bunlar. Neden buraya ihtiyaç hissettik? Kenti yönetirken yerel yönetimlerdeki demokrasinin çok güçlü olması gerektiğini savunuyoruz. Yerel yönetimlerin ülkedeki demokrasiyi güçlendireceğine inanıyoruz. Nasıl olur ki demokrasiyi güçlendireceğiz derken toplumun %50'si olan kadınları sistemin dışında tutarak demokrasiyi güçlendireceğiz? Bu mümkün değil. Kaldı ki günümüzde benim yönettiğim kentte kadınların erkeklerden bir santim geriye kalan tarafı yok. Son derece her biri çağdaş. Toplumun içerisinde varlar. Bütün STK'larda var, ticaret hayatında var, her yerde var. Siyaset içinde varlar. Belediyede de vardı bu insanlar. Yok değildi. Bunların her biri belediyenin çalışanıydı. Sonuç itibariyle bu nasıl olduğuya gelince bu bilerek, isteyerek planlı olan bir şey değil. Bu gayet doğal olan bir süreç. İşi yapana teslim ediyorsunuz. Hatta iyi yapana teslim ediyorsunuz. Sonuçta buraya geliyoruz. Bu durum bizim için son derece başarılı sonuçları getirdi. Ve doğru olan da bu. Lüleburgaz'daki kadınlar tüm hayatın içerisinde varlar. Bundan sonra da var olmaya devam edecekler. Onlara bir fırsat tanıdık gibi bir şey söylemem çok ayıp olur gibi geliyor bana. Böyle bir fırsat tanımadık. Zaten onlar kendi fırsatlarını kendileri zorlayarak aldılar. Bundan sonra da almaya devam edecekler. Bu değişen dünya süreci içerisinde kaçınılmaz bir nokta. İşte son geçtiğimiz bir iki gün içerisinde Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle tüm dünyadaki milyonlarca kadının, onlarca ülkede milyonlarca kadın nasıl harekete geçiyor gördük. Evet, bundan sonra buna alışmalıyız. Artık dünya eski dünya değil. Kadınlar bir kenarda oturmayacaklar. Ticarette, siyasette, şirketlerin yönetiminde, STK'larda, hayatın her alanında bugüne kadar erkeklerin başaramadığını başarmak için mücadele edecekler. Bence dünya barışı buradan geçecek. Dünyada mutluluk buradan geçecek. Demokrasi buradan geçecek. Evet, erkekler bunu artık kendine alıştırmalı diye düşünüyorum. Kadınlara bayağı ağır bir yük. Şunu doğru anladıysam o zaman şunu vurgulamak istiyorum. Yani siz seçildiğinizde pozitif ayrımcılık yapacağım, bu kadar kadını terfi ettireceğim felsefesiyle veya yaklaşımıyla gelmediniz. Yani diyorsunuz ki işi yapana teslim ediyorsunuz. Bugünlerde çok böyle revaçta olan liyakat sözcüğü var. Siz aslında... Tam da bu, liyakat da bu. Evet. Yani kadınların önündeki engelleri bir nevi kaldırarak, onların yaptığı işi görerek, değerlendirerek. Yani nasıl olur gelişmiş ve demokratik bir toplumda kadının önünde, yani bir cinsin önünde engel olur? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bir engel kaldırma meselesi değil bu. Bir ortak yaşamın içerisindeyiz. Hepimiz evliyiz, ailemiz var, çocuklarımız var, erkek kızı çocuklarımız var. Yaşıyoruz, annemiz var, babamız var. Aynen böyle bir kadın erkek bir arada yaşıyoruz. Yani eve geldiğimizde dur bakalım kadın yemek yemesin, ben yemek yiyeyim veya işte şöyle. Bunlar yok, düşünülemez. Böyle bir toplumda yaşamıyoruz, böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Hak ettiği yerde olmalı diye düşünüyorum ben. Geldim, ben bir profesyonel yöneticiyim. İşi kim yapıyor? Kadınlar yapıyor. Peki. O zaman bu kadınların sizce yönetim kademelerinde görev almaları doğru değil mi? Doğru. Onların madem işleri yapıyorlarsa karar mekanizmalarında da olsunlar. Karar mekanizmalarına geldiğinde gördük ki o denge olağanüstü bir şekilde oturdu. Sağduyu oturdu, bilgi tecrübe oturdu ve şu anda eksik olan liyakat dediğimiz kavram tam da hak etmişlerin geldiği yer oldu. Ondan sonra Lüleburgaz Belediyesi çok hızlı bir değişime uğradı.
gerçek anlamda bir değişim yaşadık. Kentte de bunu yaşıyoruz. Toplum çok farklı bir noktaya hızlı bir şekilde gidiyor. İşte 2016 yılını kadın yılı ilan ettik bu farkındalıktan dolayı. Lüleburgaz'da bir kadın akademisi hayata geçiriyoruz. Mimari yarışması projesi bir yarışmayla elde edildi. Bir iki ay içerisinde açacağız orasını. Burada sözünüzü balla kesiyorum. Evet. Şimdi Kefter Hanım, siz uzun seneler belediyede çalıştınız ve hatırladığım kadarıyla yani en alt kademeden memur olarak girdiniz. Bugün belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Bu değişim belediye içinde nasıl karşılandı? Siz bunu nasıl yaşadınız? Bize anlatır mısınız? Şimdi aslında evet 1986 yılıyla başlayan bir belediyecilik sürecim var benim ve tüm kademelerde görev yaparak 2009'da emekliye ayrıldım ve şu anda seçilmiş başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Kendi içerisinde herhangi bir açıkçası sıkıntıyı barındırmadı. Yani ben birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ayrılarak yükselişimde herhangi bir engelle karşılaşmadım. Ama tabii ki toplumun kabulü noktasında zaman zaman çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıldı. Örneğin kapımı çalıp beni makamda gördüğü halde işte müdür bey bakmıştık ya da başkan bey bakmıştık diye arayanlarla karşılaştım tabii ki. Ama kurum içerisinde kesinlikle birlikte iş yürüttüğümüz ne erkek ne kadın arkadaşlarım tarafından bu konuda asla hiçbir o ortam içerisinde bir şeyle karşılaşmadım. Ama toplumun algısında kesinlikle yöneticinin erkek olur mantığıyla zaman zaman karşılaştım ve sıkıntılar yaşadım. Ama bunlar da zaman içerisinde sizi gördüklerinde, yani o yönetim mantığı içerisinde siz eğer doğru davranıyorsanız bunu da aşıyorsunuz. Peki belediye çalışmaları kadın yöneticilerin sayısı arttıkça bir değişim oldu mu burada? Yani ben onu başkanım cevaplasın diyeceğim çünkü daha çok bir üst yönetici mantığıyla bunu aslında sanırım başkanım çok tevazu daha doğru gösteriyor Kevser Hanım. Bence bu tevazuyu da göstermesine gerek yok. Çünkü o burada otururken tüm Lüleburgaz'daki kadınlar, Türkiye'deki kadınlar adına oturuyor. Ve Lüleburgaz Belediyesi çalışan tüm kadınlar adına oturuyor. Tüm kadın daire müdürler adına oturuyor. Gururla şunu söylemeli, evet fark etti. Ben bunu biliyorum. O bununla çekinmesine gerekecek hiçbir şey yok. Evet fark etti. Bugün farklı bir yerde Lüleburgaz Belediyesi. Eğer Guangzhou'ya gidip biz dünyadaki ilk 15 belediye arasında kalabildiysek bu farklılıktan kaldık. Avrupa Konseyi'nden 3 defa yerel demokrasi adına 12 yıldız şehir ödülü alabildiysek bunun için aldık. Bu yıl bir sürü Türkiye'de ulusal ve uluslararası düzeyde ödül alabildiyse Lüleburgaz Belediyesi bunun için aldı. Lüleburgaz Belediyesi 2011 yılında Türkiye'de ilk defa belediyelerin performansları ölçüldüğünde Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye birincisi olabildiyse bunun için oldu. 2012'de bir daha ölçüldü, tekrar Türkiye birincisi olabildi. İki kere ölçüldü, ikisinde de kendi alanında birinci oldu. Mali yönden bu kadar güçlü, borcu harcı olmayan, eskisinin 30 katı yatırım yapabilen, yılda 250 tane sosyal ve kültürel etkinlik yapabilen bir kurum haline gelmişse bu yüzden oldu. Kent Konseyi'nin bu kadar aktif halde çalışabilmesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin hayatın bu kadar içinde olabilmesinin aldığı itici güç, Lüleburgaz Belediyesi'ndeki kadın yöneticiler sayesinde oldu. Evet, gördüler dediler ki, evet biz de yapabiliriz. Onu bunlar başardı. Sonra gerçek anlamda bakıldığında kadın farklı bir duyarlılıkla olaylara yaklaşıyor. Biz erkekler daha çok kavga çıkarmayı becerebiliyoruz. Ama uzlaşı alanında kadınlar bizden çok daha başarılı gibi geliyor. Sağduyuları bizden biraz daha güçlü gibi geliyor. Hoşgörüleri biraz daha fazla. Ve her şeyden önce kadın değerler noktasında erkeklerden fazla direniyor. Ve doğru olanı yapmak için daha fazla mücadele ediyor. Sabırla mücadele ediyor. Ve sonuçta istediği noktaya gelene kadar bu mücadeleyi sürdürüyor. O nedenle hiç tevazu göstermeye gerek yok. Lüleburgaz Belediyesi şu anda mevcut belediyeler içerisinde farklı bir konuma yükselebildiyse bu kadın yöneticiler sayesinde oldu diye düşünebiliriz. Çok güzel. Peki belediyedeki bu değişim Lüleburgaz'da günlük yaşantıya yansıdı mı? Yansıdıysa nasıl? Ben aslında az önce başkanım konuşurken bir ekleme yapmak istemiştim o konuda. Tam da bunun karşılığı sanıyorum. Örneğin şöyle bir şey olmuştu. İlk defa tabii 2000'li yılların başı, hatta 2000'lerin başında. Yani bir müdür olarak atandığımda protokollerde işte gidip en ön sırada genelde çünkü erkek egemen bir
protokol yapısı var. Yani ne yazık ki mi diyelim bilemiyorum ama yani ülkemizde böyle bir yapı var. Yani genelde o protokollerde oturan Löburgaz'daki ilk kadınlardanım ben. Ve beni gören kadınların şunu söylediğini ben çok net hatırlıyorum. Kevser Hanım, sizi orada görüyorum ya, ben oraya hiç çekilmeden geliyorum gece bir programda. Ya dolayısıyla sosyal yaşama çok ciddi yansıyan, pozitif yansıyan şeyler oldu diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani kadınlar çok daha rahat sosyal ortamlarda var olabilme ya da kendi yaptıklarını artık ortaya çıkarabilme, sergileyebilme becerileri oldu diye düşünüyorum. Yani bence sosyal anlamda çok ciddi etkileri oldu kadın yöneticilerin BD'de görünür olması. Sosyal açıdan dediniz. Bir de sizinle daha önce sohbetlerimizde şey söylemiştiniz. Yani bundan önce Lüleburgaz'da kadınlar ya eczacı olurdu ya bankacı olurdu. Evet. Veyahut da hani belediyede çalışırdı. Şimdiki başkanım, durum her ne kadar hani bir planlı olmadı dediği bir nokta varsa da ben açıkçası biraz şöyle bakmak istiyorum, böyle aktarmak istiyorum bunu. Şimdi Löburgaz'da evet, yani bu yaklaşık bir 20 yıl öncesi, 18 yıl öncesi. Evet, kadınlar eczanelerde görev yapıyor, kadınlar bankalarda görev yapıyor. Bizim gibi belediyelerin içerisinde memur olarak görev yapıyor. Sosyal yaşamın içerisinde, örneğin hizmetler sektöründe Löburgaz'da kadını çok az noktada görebilirsiniz. Ama biz 2000'li yılların başında yine işte Gençlik Parkı diye bir yer açmıştık. Ve o parkın içerisinde ilk defa kadınlar hizmetli olarak görev yapmaya başladılar. Yani Löburgaz'da hizmetler sektöründe kadınlar ilk defa. Ve biz bu kadınların başında gidip, inanın müdür arkadaşlar, dönem dönem nöbet tuttuk neredeyse. Yani aman bu yanlış anlaşılmasın, bu kadınlara bir şey olmasın noktasında bir korumacılıkla onların var olmalarını sağlamıştık. Ondan sonra Löburgaz'ın tüm alanlarında artık kadınlar çok rahat her türlü işi ve görevi yapar hale geldiler. Bence o noktada da bizim etkili olduğumuz şeyler oldu diye düşünüyorum. Ne gibi alanlarda görüyoruz mesela? Yani şu anda Löburgaz'da gittiğiniz her yerde kadına rastlamanız mümkün. Her türlü işi yapan kadınla karşılaşabilirsiniz. Mesela markete gittiğinizde kasaplık yapan kadın. Evet. Minibüs şoförlüğü yapan kadın, kamyon şoförlüğü, otobüs şoförlüğü yapan kadın. Kadın her alanda var. Hatta bir sergi açmıştık. Ben o kadar çok yerde kadın olabileceğini tahmin etmemiştim. Her alanda kadınlar var. Her alanda. Mesela servis elemanı olarak kadınlar çalışmıyordu daha önce. Kevser'in bahsettiği gibi biz hayır dedim. Dünyanın her yerinde servisi kadınlar yapıyor. Evimizde yemeği kim koyuyor önümüze? Eşimiz koyuyor. O zaman bu servis alanında olmalı. Şimdi bütün lokantalara, başka yerlere gittiğimizde bakıyoruz ki garsonlarımız kadın. Bu son derece hoş. Kadınlar bu hizmetleri görmeye başladığında erkekler de kendine çeki düzen veriyor. Toplumda karşılıklı bir saygı ortamı kendinden doğuyor. Hoşgörü ortamı kendinden doğuyor. Bunlar tüm toplum yaşamına dönüşüyor ve toplumda gerçekten çok ihtiyacımız olan birbirimize saygı, hoşgörü artıyor. Yerel yönetimler çok önemli. Yani zaten programda belli, şehir hepimizin programında burada bulunuyoruz. Şehir hepimizin. Erkeklerin değil ki bu şehir. Ve yalnızca kadınların da değil. Hepimizin bir şehir. Çocuklar, yaşlılar, herkesin, engelliler. Hepimizin. Peki şehrin hepimizin olabilmesinin şartı ne? Şehirde demokrasinin olmasıyla, özgürlük alanının olmasıyla şehir bir anda hepimizin haline dönüşebiliyor. Yoksa diğer haliyle değil. Şimdi Löburgaz'a gelirseniz kentin tam da meydanında bir buz pisti göreceksiniz. Yıllardan beri var. Löburgaz'a buz pistinde paten yapmayan çocuk yok. Bu hafta dünyanın en iyi buz revüsü Löburgaz'a gelecek. Parmak çocuğu oynayacak. Her yıl geliyor. Geçen yıl Aslan Kral vardı, daha önce Pamuk Prenses. Her yıl dünyanın en iyi buz revüsünü Löburgaz'a getiriyoruz, çocukların hayal dünyası gelişsin diye. Löburgaz aynı zamanda UNICEF'in çocuk dostu şehri. Bu bize gurur veriyor, çocuklarımızı son derece özgür alanda yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar özgür olacak, gençler özgür olacak, kadınlarımız özgür olacak, erkeklerimiz özgür olacak. Zaten dünyaya baktığımızda istemediğimiz kadar sıkıntı, stres, üzüntü bizi kahredecek her şey var. Çevremizdekilere bakıyoruz, savaşlara bakıyoruz, teröre bakıyoruz. Bu neden oluyor? Demokrasiyi yeteri kadar kullandırmak istemediğimiz için. Halbuki demokrasi kullanılmaya başladığı andan itibaren, yani şehir hepimizin demeye başladığımız andan itibaren, o şehirde kuşlar, kediler, köpekler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, herkes kentin bir paydaşı haline geliyor. O zaman kentten faydalanması için ne olacak? Bebek arabasına gezmeye çalışan bir anne kaldırımlara çıkacağı bir rampayı bulamıyorsa,
park eden arabaların arasından geçemiyorsa kent nasıl hepimizin olacak? O zaman birbirimize saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Peki bu saygı gösterme aşamasına geldiğimizde kadınların rolü hiç mi yok? Var. Öyle veya böyle biz Türk toplumu olarak anaerkil bir toplumdan geliyoruz ve kadın her zaman ne olursa olsun bunca kadın cinayetine, bunca kadına karşı dayak ve şiddete rağmen hala ben toplumun genlerinde kadının aile içerisindeki öneminin çok fazla olduğuna inananlardanım. Biz yalnızca bunu yapıyoruz. İşte yaptığımız bir araştırma o kadar ilginç bir sonucu önümüze koydu ki Lovergaz'daki kadınların %75'i kendilerini Lovergaz hissediyor ki %65'i dışarıdan gelmiş olmasına rağmen. %85'i aktif sosyal yaşam içerisinde rol alıyor ve çok ilginç bir rakam vereceğim. Şiddet araştırması yaptık Lovergaz'da. Türkiye'de %40-44 arasında çeşitli bölgelere göre kadın, şiddet gören kadın. Avrupa'da 30-32 civarında. Lovergaz'da bu rakam kaç biliyor musunuz? %15. Çok az. %15. Hatta bunu söylerken bir sosyolog dedi ki onu tespit edemezsiniz. Çünkü sorduğunuzda ben şiddet görüyorum demez kadın dedi. Ben ne sorduğumu söyledim. O zaman da evet soru doğru soru bu. Sorumuz şuydu. Şiddet gören bir kadın biliyor musunuz? Siz şiddet görüyor musunuz? Değil. Böyle bir kadın duydunuz mu biliyor musunuz sorusuydu. Hayır. Zaten gerçek anlamda çağdaş bir toplumda kadının şiddet görmesi kabul edilir bir şey değil. Biz Trakya'nın tam göbeğindeyiz. Demokrasiyi içselleştirmiş bir toplumdayız. Kuruluş felsefesini sonuna kadar iliklerinde hisseden bir toplumda ben belediye başkanlığı yapıyorum. O nedenle kadının ötelendiği, aşağılandığı bir durum yok. Bu farkındalık olarak daha da öne çıktı. Şimdi yaptığımız Kadın Akademisi'nde bu farkındalığı arttıracağız. Kadınların yetkinliğini arttıracağız. Toplum içerisindeki dayanışmasını ve başka ihtiyaçları varsa eğitim her türlü alanda bunları arttırarak daha farklı bir noktaya, daha farklı bir düzleme gelmek istiyoruz. Bu farkındalık konusu yanılmıyorsam 2016'da Kadın Yılı ilan ettiniz Lüleburgaz'da. Bunu bize bir anlatır mısınız? Ne gibi etkinlikler oldu, neler yaptınız? 2016 yılını 2015'in Mart ayında biz Belediye Meclisi'ne bir teklif olarak götürmüştük. Belediye Meclisimiz de bunu kabul edip karar altına almıştı. Dolayısıyla Mayıs ayı itibariyle tüm sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, tüm kadın dernekleriyle ya da farklı kurum ve kuruluşlarla da bir araya gelerek bir yıllık etkinlik takvimi oluşturmuştuk. Onun içerisinde çok ciddi biçimde atölye çalışmaları gerçekleştirdik kadınların kendilerini geliştirebilecekleri. Yani tüm alanlarda aslında çalışmalar yürütüldü. Yani yetenek geliştirebileceğiniz, yeni bir meslek edinebileceğiniz, örneğin lider kadınları Lüleburgaz'a getirerek farklı bir ilham vereceği çalışmalara önderlik ettik. Onun dışında aklıma gelenler inanın bir yıl boyunca neredeyse hiç durmadan sürekli koşturur halde bir yılı tamamladık. Ve bir final gecesiyle de 21 Aralık'ta başlamıştık. Yine 21 Aralık'ta sonlandırdık. Bizim açımızdan çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. Ki geri dönüşlerimiz de kadınlar açısından böyle olmuştu. Ne gibi geri dönüşler aldınız? Yani örneğin çok şöyle bir örnek. Bir gün lokantada yemek yiyoruz. Orada hizmetli arkadaşımızın bize aktardığı şöyle bir şey var. Benim kızım Ankara'da bir üniversitede okuyor ve oradaki yaptığı toplantıda sunumuna şöyle başlamış. Ben kadınların şehrinden geliyorum diye başlamış ve olay çok ilgi uyandırmış. Örneğin böyle bir anekdotu kızının anısından bize aktardı. Kentte hizmetler sektöründe görev yapan bir arkadaşımız. Yani diyeceğim buna benzer çok olumlu mesajlarla geri dönüşler gerçekleşti. Yani hemen tüm kentteki insanların farkına vardığı bir yıl oldu. Bundan tabii ki az etkilenen, çok etkilenen insanlar mutlaka oldu ya da bizim hiç ulaşamadığımız insanlar oldu. Ama sözü başkanım söyleyecektir diye düşünüyorum. Kadının bin yılı başladı. Biz çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Evet, bin yıl sürecek. Bir yıl değil bu. Kadının bin yılı başladığını biz 2015'te karar aldık. 2016 yılında uyguladık ama 2017'ye kadınlar dünyada fırtına gibi, kasırga gibi girdiler. demek ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu görünüyor. Evet. İnşallah olumlu bir şekilde. Kadınlar sosyal yaşam içerisinde dediniz. Örnek verir misiniz? Onlarca, yüzlerce, binlerce örnek verebilirim. Söz gelimi Lüleburgaz'da birçok STK var.
korolar var, sanat müziği koroları var, halk müziği koroları var. Sanat çalışmaları yapıyorlar, resim, cam seramik atölyelerimiz var bizim. Dans okullarımız var Lüleburgaz, dans okullarına dair oluyorlar, katılıyorlar. Çocuklarını getiriyorlar, kendileri bizzatı var. Söz gelimi Lüleburgaz'da kadınlar oluşturduğu bir trompet takımı var. Sanırım işte resmi de var. Evet, trompet takımı. Bu 8 Kasım'ımızda çekilmiş bir fotoğraf. 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu. Biliyoruz ki artık tüm milli bayramlarımız milli bayram olmanın dışına çıktı, yok oldu. Ama Lüleburgaz'da tüm milli bayramlar kutlanıyor. Okullar gelmese de, askeri birlikler katılmasa da görüldüğü gibi kadınlar, hayır bu cumhuriyet bizim, bu demokrasi bizim, bu bayram bizim bayramımız deyip aralarında örgütleniyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani hiçbir okulun, hiçbir askeri birliğin olmadığı bir bayram, 2,5 saat kortej geçiyor ve birbirinden farklı STK'lar ve kadın kuruluşlarıyla. Erkekler de, hepsi. 23 Nisan'ı çocuklarımızla birlikte yapıyoruz Uluslararası Çocuk Şenliği. 4-5 gün tutuyor. 19 Mayıs'ı gençlerimizle yapıyoruz. 29 Ekim'i olağanüstü büyük bir coşku halkla birlikte yapıyoruz. 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu yine aynı şekilde. Lüleburgaz'da milli bayramlar devam ediyor. Bunlar bizim değerlerimiz, bizi bir arada tutan şeyler. Bunların sürdürülmesi için özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar sürdürülemezse ne olur kısmını düşünmek dahi istemiyorum. Bir ulusu ulus yapan değerler, değerleri çökerttiğimizde bence ulus dağılıp gidecektir. Buna da izin vermeyeceğimiz ortada. Ve kadınlar burada inisiyatif alıyor, samimi olarak söylüyorum. O nedenle ben bir yerde söylediğimde dediler çok ağır olmadı mı? Erkeklerin dünyaya sağlayamadığı barışı, huzuru, zenginliği, refahı, özgürlüğü kadınlar sağlayacak gibi geliyor. Bunun için dirençler ve inançlılar. Bu tüm kalbimle inandığım bir şey. Bunu başaramadık. En azından ülkemizin içinde yaşadığı duruma baktığımızda başaramadığımızı görüyorum bir siyasi olarak. Çevremize baktığımda Suriye, Irak orada, Mısır orada, Libya orada, Afganistan, Pakistan, dünyanın her yeri, Afrika orada. Evet, erkekler bunu bu hale getirdi. Bence bir anne duyarlılığına ihtiyacı var, bu sevgiye ihtiyacı var dünyanın. Bunu da kadınlar yapabilecek diye düşünüyorum ben. O nedenle kadın yılının etkisi çok fazla oldu. Yalnızca Lüleburgaz için değil. Lüleburgaz'ın çevresinde köylerimiz var. Neler oldu? Nasıl bir sosyal değişim oldu diyorsunuz. Köylerimizden birinde bir kilim dokuma yeri açılıyordu. Kursu açılıyordu. Oraya gittik. Tabii köye gittiğimizde ne yapıyoruz? Kahveye gidip merhaba merhaba diyoruz herkese. Başkanım ya dedi, nereden çıkardınız bu kadın yılını dedi. Bizim kadınlar kafa kaldırdı dedi. Bizi kahveye de sokmalar. Kendilerine bir kadın kahvesi açtılar. Şimdi de oraya toplanıyorlar. Bize git evde yemeği yap diyorlar. Ne olacak bu işin sonu? Evet, bir köyde dahi kadınlar bu bilince ulaştı. Bu kolay değil. Aslında bu cumhuriyetin kazanımı. Tekrar yeni baştan toplum bunu hatırlamak istiyor. Bu cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınları en az erkekleri kadar mücadele etti. Hatta daha da fazla mücadele etti. Ulu Önder Atatürk bunu net bir şekilde ifade etti. Dünyanın hiçbir ulusunun kadını özgürlüğü ve bağımsızlığı için Türk kadını kadar mücadele etmedi diyerek söylediği olağanüstü bir söz var, güzel bir söz var. Ben inanıyorum, yine eğer içine düşeceğimiz dar bir durum olursa kadınlarımız, erkeklerimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden biz bir araya geleceğiz. Bu birlikte olma inancı, davranışı hepimizde var. Yalnızca tuhaf bir şey var, çok zor duruma düştükten sonra harekete geçiyor. İçim daralıyor, acaba geç mi kalıyoruz diye ama İnşallah bu defa daha erkenden harekete geçer. Şimdi bunlar güzel gelişmeler, heyecan veriyor ama şöyle de bir gerçek var. Yani Türkiye'de, Türkiye genelinde maalesef kadınların konumu geriye gidiyor. Şimdi tamam siz yönetici durumundasınız, durum güzel ama bunu kalıcı kılacak neler yapıyorsunuz? Yani siz gittikten sonra, atıyorum 2 sene sonra her şey tersine dönebilir mi? Bunun olmaması için neler yapıyorsunuz? Size soruyorum. Peki. Öncelikle gerçekten arkadan genç arkadaşlarımıza ben tüm deneyimlerimi ve birikimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani varlıklarını sürdürmenin yollarını, yöntemlerini kendi aklımın erdiği, dilimin döndüğü kadarıyla onlara aktarmaya çalışıyorum. Ve
Ya kurumsal sistematikler kurulduktan sonra da aslında artık buradan geri dönüşün çok mümkün olamayacağını düşünüyorum ben. Şu anda Lüleburgaz Belediyesi, yani iyi ve güzel olan şey niye insanlar istemesin ya da niye buradan geri dönülsün? Ama geri dönüyoruz, görüyoruz onu. Yok, ben özellikle bölgede, yani kendi bölgemiz için özellikle bunu söylüyorum. Hı-hı. Umarım bizim bölgemizden Türkiye'ye belki bu bir aydınlık ve ışık olarak yayılır. Biz bir ateş, alev topu... Evet, kılıcıma, alev topuna yaktık. Dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani umarım öyle olur. Ne gibi girişimlerle, neler yapıyorsunuz? Doğal olan bir şey için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Yukarıdan bir elmayı bıraktığınızda yere düşeceği belli. Yeter ki elmayı dalından özgür bırakın. Ondan sonra yere düşeceği yeri biliyor. Neler yapıyoruz bununla ilgili? Bir kere STK'larda çok güçlü organizasyonlar kadınlar oluştu. Kent konseyinde kadınlar çok iyi örgütleniyorlar. Ve çok kalabalık en faal grup halinde çalışıyorlar. Mesela 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde Lüleburgaz'da yüzden fazla kadın bir araya gelip koro oluşturdular. Ama Cumhuriyet marşlarını söylediler. Şimdi bunlar sanatsal faaliyetler. Hayır. Bunların hiçbiri sanatçı değildi. İlk defa sahneye çıkan insanlar. Hayır, onlar sanatçı demiyorum. Yani anlattıklarınız hep sanatsal faaliyet. Bir sanatsal faaliyet olarak değil bu. Bir aktivasyon, bu aktivite. Şimdi sanat toplumun en hızlı dönüştürülme yoludur. İnsanları bir şey yapmadan 100 kişiyi sahneye koyup da evet şimdi 30-30 o bayramını kutluyoruz diyemezsiniz. Bir şeyler yapmalılar burada. Bunu yapıyorlar. Bunun gibi STK'larda olduğu gibi ticaret hayatının içerisinde kadınlar var. Hı. Mesela Lüleburgaz'da bir kadın kooperatifi kuruldu. Emeklerini değerlendirmek ve paraya dönüştürmek için. Biliyorsunuz ki en önemli özgürlüklerinden biri ekonomik özgürlük. Ekonomik özgürlüğünüz yoksa geriye kalan kısmını çabuk sınırlayabilirsiniz. Kadınların evlerinde ürettikleri veya kendi üretebildikleri ama pazarlama satış noktasında zorlandıkları işler var. Bu pazarlama çok ciddi bir sorun ama bir kooperatif vasıtasıyla bunların yaptığımız Kadın Akademisi'nde bir marketimiz var. Kadın emeğinin satılacağı. Orada bunlar satışa sunulacak ve kimin ürünüyse bu üzerindeki barkodtan kadının hesabına geçecek. Bu kadını toplumda ailesine karşı ekonomik özgürlük alanından güçlü kılacaktır. Bundan her biri çok önemli. Bir kere bu gücü ele alan kadının geriye dönmesi mümkün değil gibi geliyor. Lüleburgaz'da kadınlarımız okuyor, kız çocuklarımız okuyor. Bu çok önemli. Ve kente dönüyorlar. Kentte de onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. O nedenle bu geriye dönüşün çok kolay olacağı inancını taşımıyorum. Bugün inançları nedeniyle muhafazakar kesimin türbanla dolaştığı veya daha bize göre mutasip olduğunu düşündüğümüz kesimde bile kadınlar türbanıyla tüm sosyal etkinlik alanlarında var. Bu demektir ki artık onlar evlerine kapalı kalmak istemiyor. İnanç sistemi içerisinde de olsa, türbanıyla da olsa sosyal yaşamın içerisinde ben varım diyor. Bu çok önemli bir göstergedir. Olağanüstü önemli bir göstergedir. Yani efendim tamam ben inanıyorum evimde kenarda çekileyim durayım. Hayır. Eğer türbanıyla birlikte o kadın o meydandaysa bu önemli, artık geriye dönülmeyecek demektir. Dünyadaki en muhafazakar toplumlara ve ülkelere gittiğimizde dahi kadın hakları için nasıl mücadele verildiğini, ne kadar zor da olsa bu mücadelelerin verildiğini görüyoruz ki bundan sonra bu çok hızlı olacaktır. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Şey var mı, siyasi hayata genç kadınlarımızın ilgisi var mı? Bu konuda gelişmeler var mı? Bence var tabii ki. Yani genç kadın arkadaşlarımız da siyasete yakın ilgi duyuyorlar ve ilgileniyorlar. Okay. Peki şu anda önünüzde gördüğünüz en büyük engeller veya sorunlar ne? Hayatın kendisi zaten başlı başına bir engel. Onu aşabiliyorsanız başarıya ulaşacaksınız. Engelsiz bir yaşamı düşünmemiz mümkün değil. Her şey engel. Yani kadının yaşam içerisinde var olmasının en önemli engeli yine kadınların kendisi. Erkekler değil. Evet. Bunları aşabilmek, bu bilinci oluşturmak durumundayız. Yani elin hamuruna bu işe karışma lafı bence erkeklerin lafı bile değil belki de. Kadınlar kendi kendilerini sınırlandırıyor. Kendi kendini sınırlandırıyorlar gibi geliyor. Ama Kevser Hanım çok net bir şey anlattı. Hayır. Kadınlar bunu artık
tüpten macun çıktı. Bir daha geriye sokabilmemiz mümkün değil. Şişenin kapağı açıldı, cin şişeden çıktı. Artık içine girmeyecek gibi geliyor. Bunu yapabileceklerini gördüler her alanda. O kadar çok fazla hareket ve eylem yaptılar ki kadınlar Löbrgaz'da. Evet. Onun için bu geriye dönmez. Geriye dönmesi düşünülemez dahi. Siyasette varlar, ticarette varlar, STK'larda varlar. Her şeyle en azından hiç bunların hiçbirinde yer alamıyorsa bile kadınların yaptıkları etkinliklere bizzat katılarak destek oluyorlar. Engel konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben de çok fazla kendi bölgemiz için açıkçası şu anda bir yani yerel siyaset ya da yerel bölge için böyle bir engel düşünmüyorum. Ama tabii genel siyaset bunu ne kadar etkileyecek ya da buradaki mücadele hızı ne kadar artacak bunu açıkçası zaman gösterecek gerçekten. Ben de orada bir şey diyemiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Programımızı sonlandırırken siz izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız Emin Bey, Kevser Hanım tekrar Lüleburgaz'dan geldiler. Sağ olun. Son bir şey ilave edebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bunu izleyenler, izlemeyenler herkes birbirine söylesin. Ben herkesi Lüleburgaz'a bekliyorum. Lüleburgaz'da kadınların neler yapabildiğini görsünler. Biz bunu yapamayız, yapamayabiliriz diyenler gelip bir Löbrgaz'da en az bir 24 saat yaşasınlar, görecekler ki her şeyi yapabiliriz. Şimdi aslında bu bir de Yıldız Akademisi inşaatınız var. Kadın Yıldızları, evet. Kadın Yıldızları, evet. O ne zaman tamamlanacak? 3 ay sonra falan bitmiş olacak. 3 ay içerisinde bitmiş olacak. O da faaliyete geçtiğinde artık onunla da ilgili bilgi toplamaya geliriz. Evet. Tekrar teşekkürler. İstanbul Hepimiz'e ulaşmak isterseniz İnternet adresimiz istanbulhepimizin.org. Haftaya yeni bir programla görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, hoşça kalın.